corner, but I'm crawling away from you. I'm a sinner, but I've been way too good for you. I'm a lover, but now my heart is in my shoes. I'm a hunter, but I am only prey to you. Burası Radyo Run On Air. Oğuzhan Akay'la Runner başladı. Bu haftaki runner'ımız şair ve yazar Ersan Kaan Erçelik. Ersan Erçelik adıyla da tanıyor olabilirsin. Ersan'cığım, şimdi seninle güzel bir sohbet yapacağız. Şiirlerin, kitapların, yazarlık hayatın. Ama ondan öncesi de esas işte çocukluğun nasıl geçti, yazıyla, çiziyle, kelimelerle nasıl tanıştın, oradan başlayalım. Yani nasıl bir aile ortamında gözünü açtın, kardeşlerin var mı, edebiyata yönelmen nasıl oldu gibi, başla istersen. Yani dünya zamanıyla 1980 yılında İstanbul'da doğdum. Çocukluğumun bir kısmı Yalova Çınarcık'ta geçti. Bir kısmı da Kadıköy Bahariye Moda'da geçti. Çok küçük yaştayken İzmir'e geldim. Fakat içine doğduğum aile eğitimli bir aile olmakla beraber okumayı seven bir aileydi. O yüzden babamın ve babamın dedesinin yazdığı şiirler vardı. Bunlar çocukken hani kulağıma gelen, kulağıma okunan, işittiğim şiirlerdi. Oradan şiirle olan ilk irtibatlarım kurulmuş oldu. Bir de Çınarcık'tayken, özellikle Yalova'dayken şiirle, doğayla olan irtibatım çok yüksek seviyedeydi. Saatlerce karınca yuvalarını izlemek, yaprakları, doğayı takip etmek gibi şeyler yapardım. Hiç sıkılmazdı canım doğanın karşısında. Büyüleyici bir tarafı vardı. Nitekim İzmir'e geldiğimiz zaman da doğayla çevrili bir ilçeye gelmiş olduk. Orada da incir ağaçları, dut ağaçları, tütün tarlaları vesaire içimde geçti çocukluğum. Epeycik kertenkele kovalamıştım ve karınca yuvalarını izlemiştim vardır. İncir ağaçlarının tepesinde koşturmuştum vardır. Yaramaz bir çocuk muydun? Çok yaramaz olmamakla beraber yani doğaya karşı çok meraklı bir çocuktum her zaman. Ve doğayı incelemeyi her zaman çok sevdim, hala çok seviyorum. Çünkü doğa çok büyük bir şifa ve ilham kaynağı benim için, şiirlerim için de öyle. Dolayısıyla çok yaramaz olmamakla beraber doğaya karşı, okumaya karşı çok meraklı bir çocuktum. İyi hatırlıyorum, Almanya'dan dayımın getirdiği kitaplar vardı, Almanca olmakla birlikte. O kitapları karıştırmayı, resimli kitapları karıştırmayı ve çocuk öyküleri okumayı çok severdim. Bunlar arasında işte Sihirli Sandık'tan tutun da Peter Pan'a kadar kahramanlar vardı içinde. Ve çok ilgimi çekerdi onlar. Peter Pan'ı sen de seviyordun yani. Evet, çok seviyordum. Uçabildiysen çocukluk kahramanımdı. Evet, benim de çok etkilendiğim roman kahramanlarından biri diyebilirim. Peter Pan'ın yanı sıra belki işte Pal Sokağı Çocukları falan. Onlar hayatımızı etkilemiştir, örnek almışızdır belki oradaki kahramanları. Okul hayatın nasıl başladı? Okul hayatım İzmir'de başladı benim. İzmir'de uzun süre okuduktan sonra Cerrahpaşa Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandım. Halbuki gönlüm sanat tarihindeydi ama bizim dönemimizde seçim yaparken puana göre değil, puanı bilmeden 20 tane, 24 tane seçim yapıp girdiğiniz için ÖSS, ÖYS döneminden geliyoruz. Dolayısıyla o sanat tarihini okumak yerine işletme gibi bir bölüm okudum ben.
Fakat bölümümü okurken de hep eleştiriler gelmiştir bana. Neden edebiyat okumuyorsun, felsefeye çok meraklısın, neden felsefe okumuyorsun diye. Ben aslında işle hobiyi ayırmaya çalışmıştım. İşte özel zevkimi ayırmaya çalışmıştım. O yüzden bir işletme geçmişim oldu. Fakat çok ilginç. Bu arada Ersan, pardon, üniversiteye geçtik birden ama ortaokul, lise yıllarında edebiyatla ilgin nasıldı? İlk kimlerin şiirlerini okudun, kimlerden etkilendin ya da ilham aldın, kimleri severdin? Yani ortaokul döneminden önce ilkokulda bir kıza şiir yazdığımı hatırlıyorum. Yani bir hanımefendiye, oldukça benden yaşça büyüktü. Zannediyorum çocukken erkek çocukların hayranlığı olan ablalar oluyor. Onlara yazılmış birkaç şiirim olduğunu hatırlıyorum. Ortaokul döneminde tabii Orhan Veli ile tanışmam, Garip Akım ile tanışmam, Ahmet Aşim ile tanışmam, ondan sonra Beş Ececiler, Ziya Osman Sabı gibi tanışmam, Yahya Kemal ile tanışmam etkili oldu şiirde. Bununla birlikte babam Orhan Veli'yi çok sever, benim severdi. Öyle mi? Evet, hayranıydı ve bazı şiirleri de ona çok benziyordu. Dolayısıyla baban da yazıyor muydu şiir? Babamın şiir kitabı var aslında fakat yayınlanmadı. Ben yayınlatamadım doğrusu. Babam 10 yıl önce vefat etti. Benim üzerime bir vazife aslında o mirası. Yaklaşık 163 sayfalık bir kitap var söz konusu. Çok ilginç şiirleri var gerçekten. Oradan da çok etkilenmiş oldum. Lise döneminde tabii biliyorsunuz aruz ölçüsüyle yazılan ve divan şairlerle tanıştığınız için orada çok etkili olmuyor ama ikinci yeniyle tanışmam lise yıllarıma denk gelir. Orada okumaya başlamıştım. Yani her zaman şiir benleydi ama ben hiçbir zaman şair olacağım gibi bir düşünce içimde... Edebiyat bölümünde miydin lisede? Yani şimdi sözel deniyor, sayısal deniyor falan da edebiyat mı, fen miydi? Ben sözelciydim. Ben hep tarihle, coğrafyayla, ondan sonra edebiyatla ilgim her zaman çok yüksekti. Edebiyat öğretmenleriyle de dolayısıyla aran iyi olmuştur diye düşünüyorum. Tabii. Yani Mümin Bey vardı ortaokulda. Beni bağışlasın, soy ismini hatırlayamıyorum. Gerçekten çok entelektüel ve hicivli ve esprili bir öğretmendi. Onun yazdırdığı makaleleri hatırlıyorum ben. Verdiği ödevleri hatırlıyorum. Onlar çok ilham vericiydi açıkçası bir öğrenci için. Şanslıysanız, edebiyat öğretmeniniz de iyiyse gerçekten o yöne yönelmeniz çok daha rahat ve kolay, sancısız oluyor diyebilirim. O dönemde divan şiirini okuduğunda neler hissediyordun? Mesela çoğu insan için şiirden uzaklaşma sebebi bile olmuş olabilir. Tabii. Yani çok zorlayıcıydı. Lise 1 yıllarımı hatırlıyorum. Tabii bizim zamanımız ortaokul ve lise apayrıydı ondan sonra. Ve çok zorlayıcı olduğunu ben de hatırlıyorum. Onlar açıkçası beni şiirden soğutmak yerine merakımı daha çok celbetti şiire karşı. Halk şiirin eğitimi de vardı biliyorsunuz. Halk şiirine karşı da bir ilgim oluştu. Karacaoğlan ve benzeri. Yani dolayısıyla divan şiirinden çok o noktada hani halk şiirine yöneldiğimi söyleyebilirim. İlgimi çektiğini söyleyebilirim. O yıllarda yazmışsındır mutlaka. Bir defter tutmuşsundur. O defter duruyor mudur mesela hala? Zannediyorum ilk bilgisayarımı 99 yılında aldım. Şimdi Z kuşağından gençler bizi dinleyince çok komik geliyor olabilir ama yaygınlaşması öyleydi bilgisayarım ve internetin. Doğru. Dolayısıyla evet şiir defterim vardı ve daktilo ile tanışan şanslı nesillerden biriyim ben. Daktilo'da yazdığı pek çok şiirim var. Bununla birlikte esas şiirlerimi deftere ve tabii bilgisayara yazmış oldum. Var Olmanın Kırılgan Sanadı adı altında aslında bir kitabım var benim, hiç yayınlanmamış. İlk şiirim 19-18 yaş şiirlerinden oluşan. Bu 18'de 27-26 yaş arasındaki şiirleri kapsıyor. Bir gün toplu şiirler ya da bütün şiirler kapsamında bir çalışmam olursa içinden belki birkaç çalışma örnek olabilir ya da dosya olarak yayınlanabilir. Peki üniversite dönemine geçelim. Celal Bayar Üniversitesi dedik. Evet. Orada işletme okudun değil mi? Evet. Yani o mu bizi işletti, biz mi onu işlettik bilemiyoruz tabii. İşletme okuyanların genel sorunu budur. Yani oradaki temel sorun aslında benim felsefe okumam, sanat tarihi okumam ya da en kötü edebiyatla ilgili bir branşı okumam gerekirken Türkiye'deki gençlerin temel kaygısı olan işsizlik
ile ilgili bir sıkıntı yaşamak. Fakat ben okurken hiçbir zaman bankacı olacağımı ya da işletmelerde çalışacağımı düşünmemiştim. Ben daha çok girişimcilik kısmıyla ilgileniyordum işletmenin. Nitekim de şimdi girişimcilik yapıyorum zaten. Dolayısıyla evet, o anlamda bana bir faydası oldu. Ama ayrıca işletme dışında felsefe ve sinema televizyon var. Değil mi? Radyo evet, televizyon. Evet, emlak yönetimi var. Hı-hı. 30'unda şöyle oldu Oğuzhan Bey. 30'unda ben sırf kendi zevkim için bir üniversite okumaya karar verdim. Fakat bu üniversiteye gidemeyeceğim için uzaktan olması benim için çok önemliydi. Ve İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü açtı. Bu benim için hayallerime kavuşmak anlamına geliyordu. Çünkü sinemayla, filmle, filmin verdiği alegoriyle çok ilgiliyim ben. Çünkü hayatın bir alegori, bir film olduğunu biliyorum, görüyorum. Dolayısıyla o filmin irdelemek benim açımdan çok önemliydi. Orada radyo, televizyon, sinemayı okudum. Sonrasında gayrimenkul danışmanlığına başlayınca 39 yaşında, dolayısıyla emlak yönetimi de okudum. Şimdi radyo, televizyon, sinema ilgini çekmedi mi peki? Okudun, hani yayıncı olayım, işte prodüktör olayım, yazar olayım, yani şey ticari anlamda işte reklam yazarlığı olabilir. Evet. Program yazarlığı olabilir, prodüktörlük olabilir gibi. Yani açıkçası ben hep bilginin içinde olmak istedim. Yani bilgi beni her zaman güvende hissettirdi o yaşlardayken, özellikle 20-30 yıllık yaşlardayken. Dolayısıyla o hayat beni her zaman kitap evlerinde çalışmaya ve kütüphaneciliğe gitti. Hmm. Yani ne kadar çok kitapla çevrili olduğumu bilirsem ve hissedersem, yani ne kadar bilgiyle çevrili olduğumu hissedersem, kendimi o kadar güvende hissediyordum genç yaşımda. Çünkü zihnin korkusudur bu. Zihin daima daha çok bilgi edinmek ve daha çok bilgiyle sarmalanmak ister. Halbuki bunun sonu yoktur. Yani Sokrates'in dediği noktaya gelirsiniz. Bildiğim tek bir şey var, o da hiçbir şey bilmedi. Aslında sizin yolculuğunuzda bu çok önemli bir şey oluyor. Kitap evlerinde çalışmak ya da bir kütüphaneci olarak çalışmak. Bilgi hizmetleri uzmanıydım ben Sabancı Üniversitesi'nde. Dolayısıyla aslında radyo ve televizyondan ziyade esas hayatın kurgusunu öğreneyim bu hayatın. Sabancı vardı, bir de başka üniversite. Kadir Has Üniversitesi. Kadir Has lazım değil mi? Evet, Kadir Has Üniversitesi'nde çalıştım bu dönem. O yüzden hep kütüphaneye gitti benim eğitimim. Yıl 2000'li yıllar mıydı? 2011'de şeye girdim, Sabancı Üniversitesi'ne başlamıştım. Galiba bizim de tanışmamız o yıllara denk geldi değil mi seninle? Bizim tanışmamız Oğuzhan Akay benim için çok önemli. Burada dinleyicilerimiz de tabii öğrensin. Ben isterim, paylaşmayı çok isterim. 2002 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir takım tabii yine tercihli ödüller söz konusu olmuştu, şiir ödülleri. Şiir ödülleri üzerine bir yazı kaleme almıştım. Fakat burada çok az kişi tabii bu eleştirileri anlayarak bana destek oldu. Onların ilki Oğuzhan Akay'dır, sizsiniz yani. Teşekkür ederim. Ve Posta Gazetesi'nde çok güzel makaleleriniz çıkıyordu oradan, denemeleriniz vardı. Ve benim ilk şiirimi yayınlayan kişi yine sizsiniz Oğuzhan. Öyle mi? Evet. Ve Ünlem Dergisi'nden bile önce 2002 yılında benim ilk şiirimi basan kişi Oğuzhan Akay'dır. O yüzden her zaman sevgiyle sizi... Sağ ol. Benim için de senin ve senin şiirinin özel bir yeri olmuştur. Her zaman desteklediğim, sevdiğim şairlerin arasında oldun. Hala da öyle zaten. Öyle de devam ediyor. Bu arada tabii senin İzmir'e gitmen dolayısıyla İstanbul'dayken görüşmek mümkün oluyordu ama işte şimdi İzmir'desin. Araya mesafeler girdi. Ne güzel ki şimdi işte radyo yayını var. Evet. Ve uzaktan linkle de olsa bağlandık ve bir araya gelmiş olduk. Ben de seni görmüş oldum böylece. Şöyle söyleyeyim, yani hatırladığım Ersen neyse yine aynı. Yüzüyle, konuşmasıyla, ifadeleriyle aynı şekilde. Ve tabii ki birikimin, yayınladıkların düşünüldüğünde ve gelişimin düşünüldüğünde tabii fersah varsın. Fersah ileridesin şu anda. Bu arada bir sürü de kitabım var. Burada tek tek şöyle bakıp isimlerini de şey yapmak istiyorum. İstersen sen başla. Ben takviye olarak sana şey yapayım. Tabii ilk kitabım Yüzüm Yeryüzünde Bir Dövme. 2007 yılında çıkmıştı. Ruşen Hakkı 2007 şiir ödülünü kazanmıştı. Kanguru yayınlarından çıkan bir kitabım.
Ben iki tane ilk kitabım olsun çok istiyordum Oğuzhan Bey. Diğeri de Kırık Pena ve aynı günlerde yayınlandı bu iki kitap. İstersen İki Bey deme artık, Oğuzhan abi de diyebilirsin. Tamam Oğuzhan abi. 2007'de Eylül ayında Kırık Pena da çıktı. Bu da o zamanlar Altın Saflar Şiir Ödülü düzenledi. Tay yayınları değil mi? Tay yayınları evet. Kırık Pena. Bu iki kitabın genel teması ve şiirleri bir araya getiren toplamın özelliği neydi senin için? Yüzüm Yeryüzünde Bir Dövmede Alt Kültür Öğeleri var. Rock and roll var. Ondan sonra ölüm teması çok fena hakimdi. Ondan sonra çünkü 27 yaşında yazdığım kitaplar bunlar. 27 yaşında yayınlattığım kitaplar. Ve 27 yaşında öleceğimi düşünüyordum ben kendi dünyamda. Düşündüğüm zaman, baktığım zaman 3J, Janis Joplin, Jim Hendrix ve Jim Morrison 27 yaşında vefat etmişti. Ben biraz onların etkisiyle, evet. Evet, evet. Hala da çok severim. Yani gençliğimden beri dinlerim hepsini. Ve o 27'ler kulübüne herhalde ben de dahil olacağım diye düşünüyordum açıkçası. Büyük bir karamsarlık da vardı üzerinde. Varoluş sancıları vardı. Hep bu benim ömrüm boyunca zaten çektiğim sancı aslında uyanış sancısı, aydınlanma sancısıydı. Dolayısıyla burada o sancının şeyleri vardır. Yüzüm Yeryüzünde Bir Dövmede temaları, izleri vardır. Kırık Pena daha çok sesle sessizliği vurgulayan, ondan sonra devletle halkı işaretleyen şiirlerden oluşuyordu. Ama sesi çok irdeledim. Zaten o yüzden Kırık Pena ismi kitabın. Yüzüm Yeryüzünde Bir Dövme de çok güzel bir şey, imaj. Esasında yani şöyle söyleyeyim, benzerlik kurulmamış bir şey. Başka bir metafor var orada. Ve evet. Yani dört kelimeyle esasında çok büyük çağrışımlara şey yapıyor, götürüyor insanı. Yani aslında kitap isimlerine ben çok önem veriyorum Oğuzhan abi. Çok önemli benim için kitap isimleri. Yani o kitap hem bütünlüklü olmalı, bütün şiirleri kapsamalı, hem de yepyeni bir imgelem uyandırarak kişiyi çağırmalı, davet etmeli. Bu kitabın ismi olarak o zamanlar aklımda şey vardı. Gözlerim sığmıyor yüzüme, Küçük İskender. Ve Dünya Çarpıyor Yüzüme, Özkan Mert'in kitabı. Çok hoşuma gidiyordu. Özkan Mert'in şiir kitapları çok güzeldir bu arada. Ben çok severim. Sizinkiler de çok orijinaldir. Teşekkür ederim. Bununla birlikte gerçekten ben bu isimleri sıraladığım zaman elimde bir liste vardı. 5-6 isimlik. Özkan Mert yardımcı oldu bu konuda bana. Yani esas kitabın isim babası Yeryüzünde Bir Dövmeydi, yanlış hatırlamıyorsam dosyanın ismi. O çevirmişti yüzüme. O da zaten seni çok sevdiğini iletmişti bana. Evet. Hala da seviyor. Buradan da selam olsun. Selam olsun. Özkan abiye. Bu ölüm temasından sonra adeta bir hayat öpücüğü olmuş sana. Evet. Evet. 2009 Şiirden yayınlarında hayata merhaba dedin tekrar. Ve bahar şiirleri vardır bunda. Yeniden Dirilmenin şiirleri vardır. Aşkın şiirleri vardır. Fakat duayı, ilkbaharı aslında mevsim yazıtlarıdır bu. Ama o mevsimler içinde özellikle ilkbaharı seçerek çalışıyor. Hadi bir örnek alalım senden orada. Olur. Yani buradaki şiirler hiç olmazsa çok daha olur verici. Uykuya dalmadan denize doğru aramıza yerleşiyor yorgun rüzgar. Orada çimenlerde dinlenen Temmuz ışığı, yaşlı ağaca dayalı tahta merdiven. Gün boyu beyaz dut toplamışlar, kızarmaya bırakmışlar narları. Üstümüze gelirken yıllar yine de güzelsin. Uzaklaşırken kamera çitlere doğru, soğuk sular dökülüp geçiyorsun içimden çıplak adımlarla. En güzel hayallerini giyin, en renkli şalını dola. Düş ki seninle birlikte gitmek ister. Sırılsıklam iliklerim sesinle, avuçlarınla yaklaş güneş düşerken kumsala. Aramızda ormanların, uzak kırların rengi, gözünü bahara açan ilk gelinciğim. Olgunlaşıp yere düşmüş dutlar, gün bize bırakmış tayların yeresini. Uyandık seninle, her yanda kumru sesi, rüzgarın gömleği gül desenli.
gül kokulu her bahar. Evet, bu şiirinde de yine doğa bütün egemenliğiyle şiirinde evet. var. Ama bir yandan da bilmiyorum şeyin etkisi, sinema televizyoncu olman, o eğitimi almanın da etkisiyle sinematografik de denebilir. Çünkü bir açılan kamera var ve biz evet. adeta o açılan, uzaklaşan kameranın görüntülerini izliyoruz seninle beraber. Yani doğayı bir yönetmen edasıyla ben işlemeye çalıştım ve olduğu gibi yani Zen Budizm'deki başlangıç zihniyle görüntülemeye çalıştım. Aslında bu radyo televizyon sinema eğitiminden önce yazılan ve çıkan bir kitap. Ama ilk izlerini burada bulmak mümkün gerçekten. Önemli olan varmış demek ki evet. Olduğu gibi doğayı aktarabilmektir yani aslında burada. Şöyle baktığımda esasında arka arkaya da denebilir kitapların yayınlanışı 2 yıl arayla, işte 3 yıl arayla gibi. 2012'de Zen ve İncir Ağacı var. Bu şiirden yayınlarından yine. Ve evet. İstanbul'da olduğun bir dönem değil mi bu? 2012. Evet, İstanbul'da olduğum dönem. Hı-hı. Sabancı Üniversitesi'nde olduğum dönem. Bu benim istediğim. Zen ve İncir Ağacı demişken senin kişisel gelişime olan ilginden de söz edelim. Çünkü burada ilk defa Zen'i duyuyoruz. Evet. Ve doğayla birlikte bu bir araya gelmiş oluyor. Esasında bir anlamlandırma çabası içine de girmiş olduğunu gösteriyor bu. Yani bütün o doğayı anlama süreçlerinden ve yorumlama süreçlerinden geçtikten sonra, hayat öpücüğünü de verdikten sonra ya da aldıktan sonra Zen ve incir ağacı artık doğaya daha ruhsal bir gözle de baktığını gösteriyor sanki. Evet. Zen aslında başından beri benim çok ilgimi çeken bir felsefi Budist disiplin oldu. Dolayısıyla burada aslında doğayla Zen'i bütünleştirmem, incir ağacıyla bütünleştirmem Buda'nın hikayesinden geliyor. Buda'nın Bodhi yani incir ağacı altında 40 gün oturarak aydınlandığı söylenir. İncir ağacının da çocukluktan beri temelde benim için çok özel bir yeri var. Çünkü üstünden düşüp bayılmışlığım da vardır. Üstünden hiç inmemişliğim de vardır. Düştükten sonra bir sarı hastalığı geçirdim ben yaklaşık 3 yıl boyunca. Ondan sonra böyle bir etkisi de vardır incir ağacının benim üzerinde. Ama hala çok severim ve hatta pazarlarda incire para verildiğini gördüğüm zaman fiyatıyla ilgili hep şaşırmışımdır. Biz çocukken hep bedava yediğimiz için ağaçlardan. İlgimi çekmiştir. Zen her zaman vardı aslında Oğuzhan'la benim hayatımda. Yani dinlerle ilgili araştırma vardı. Çünkü babam dinlere çok meraklıydı, çok okurdu. Hatta biz evimize misyoner bile davet etmiştik. Hani bize dinlerini tanıtması için ondan sonra okumuşluğumuz vardı, karşılaştırmışlığımız vardı. Fakat ben ailemden ayrı olarak tabii inanış ve bakış ve felsefi derinlik açısından farklı bir yöne savruldum. Uzak Doğu benim her zaman ilgimi çekti ve Uzak Doğu'da özellikle Çin kültürü ve bilhassa Japonya benim ilgimi çok çekti. Japonya'nın her tür şeyiyle ilgilendim ben kültürüyle, tarihiyle. Fakat en çok ilgimi çeken bunlar için de Zen Budizm oldu. Hadi oradan bir şiir oku, Zen ve İncir Ağacı. Tamam. Bu benim en sevdiğim kitabım bu arada. Gerçekten bu şiir kitabımı açmaya çalışıyorum. Ne kadar mümkün olacak ya da oldu bilmiyorum. Yıldız ağacı. Uzaklığımı da alıp geldim. Uzak ki sönmez hiç, atar durur şuramda. Rüzgarlı tuttum kendimi. Rüzgarla savrulmuşum ben de, kendime dönmek gibiyim. Uzağına düştüğüm şehirlerin gölgesiyim. Telaşla çiçeklenmiş badem ağaçları, sabahçı kuşların, sözcüklerin başında. Bir şiir gibi açarken geceye, uyurken düş gören sözcükler var. Kadınlar ve kediler sızdılar karanlığa. Gizlice bir erguvanın rengini edindim. Yağmurun saçlarına düşerkenki sesiyle. Yağmur sesini sende buldu, sen yağdıkça ben buluta durdum. Gül kırmızıya boyandı dudaklarını öpünce. Tek bir yalnızlık bulutuydu rüzgarın buyur ettiği. Köy çeşmesi bile ağırlarken suyun serinini, Nilüfer gibi suda bulunca göklerimi,
ben de içinde buldum beni büyüteni. Bir şiir gibi büyürken geceye, uyanırken öpüşen sözcükler var. Yapraklar ve yıldızlar sızdılar karanlığa, kuşların havalandığı beyazlığı bekledim. Seninle yıldızlara dönmek gibi. Çok güzel. O kitabın senin için önemli bir yeri olduğunu söyledin. Belki de bu uyanışın simgesi olduğu için denebilir mi yani? Tabii. Yani kendini insan daha çok fark etmeye başlıyor. Dolayısıyla o uyanış arttıkça o şiirlere de yansımaya başlamıştı. Ve artık o ölüm ve hayatta kalma içgüdüsünden, o illüzyondan, o filmden çıkmaya başlamıştım ben artık. Çocukluğumda ara ara çıktığım zamanlar oluyordu. Özellikle doğayla baş başa zaman geçirdiğim zaman. Fakat o artık ölme isteğinin sona ermesi ve yaşama tutkusunun ortaya çıkması, onun dışında yaşamın gerçekten bir illüzyon olduğunu fark etmeye başladığım zamanlar benim aslında Osho'yla tanışmama rastlıyor, 2003 yılına rastlıyor. İlk okumalarım ve Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, Hint gurularını ben çok severim, mağaracı çok severim. Dolayısıyla onların da etkisi oldu bu şiirlerde, ilk uyanışlarla beraber. 2007'de çok uzun dönem denemeler yazdım ben Milliyet Blog'da. Onları yayınlatmıştım. Birkaçı da sizin üzerinizeydi. Fakat esas şiirde kimliğini bulması tabii bu yılları buldu. 30'lu yaşlarımın başına buldu yani. Ve aradan yine bir 3 yıl geçtikten sonra Rüzgar gibi bir kitap geldi. Rüzgar Atı. Evet. Ve yayın evinden çıktı. Evet. Evet. Kenan'ın galiba değil mi? Evet, Kenan Yücel'in. Benim de aynı yayın evinden iki kitabım yayınlandı. Kenan'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Onunla da epeydir görüşemiyoruz ama. Ve yayın evi başarılı bir yayın evi. Ve hakikaten edebiyatımızda yayın evi olarak nitelikli eserler yayınladığı için de yerini aldı. Rüzgar Atı'nın hikayesini dinleyelim o zaman senden. Şimdi Rüzgar Atı içinde yine bir şamanizme yönelme, ondan sonra yine bir Tibet Budizmine yönelme söz konusu oldu. Rüzgar Atı'nın esprisi şu, şamanizmde, şamanların içinde rüzgar tayı diye geçen bu deyim aslında kişinin spiritüel enerjisini, ruhsal enerjisini simgeliyor. Zen Budizm'de de, özür dilerim, Tibet Budizm'inde de Lungtu adıyla geçer, yani rüzgar atı olarak geçer. Kişi doğru erdemli davranışlarda, sözlerde bulunduğu zaman kişinin yaşamsal enerjisi doğru akar. Bu doğruluktan tabii kastım dualitenin dışındaki bir doğruluk aslında. Erdemli hareket etmek, yani kimseye zarar vermeden hareket etmektir. Dolayısıyla kişi artık bir bütündür. Varoluşla, bir yaşamla, taahhüle bir bütündür. Ona istinaden hareket ediyordur. Aslında akış halindedir. Onun yapıp ettiği bir şey yoktur. Her şey yapılıp ediliyordur aslında. Dolayısıyla rüzgar atının kavramı oradan geldi ve ben onu kullanmak istedim. Buradaki şiirlerde aşk ve yine doğa tabiat üzerine ağırlıklı olan. Oradan da bir örnekleme yapalım. Böylece söylediklerin dinleyenlerin kafasında bir şey oluştursun. Nasıl dökülmüş edebiyata şiire. Köprü Üstü Aşıkları diye bir film vardı. Orada biraz ilhamlı olarak Köprü Altı Aşıkları oldu benim şiir ismim. Onu okuyayım. Senin düşünü gördüm göreli, tabirsizim. Hiçbir şeyin açıklaması yok bende, akıp giden sulardan başka. Sonra birden Köprü Üstü Aşıkları, sonra özlenen yazlık sinemalar, ikiyken dilimizin bir olması. Nerede bir karanfil solsa, sana tutuşur son kokusu. En iyisi bu öpüşmeyi al. Serinlesin kalbim. Zaten nefes nefese tüm buluşmalar. Seni yüzünden öptüm öpeli. Nefessizim. Gecenin dağlarını aşıyor bir yerde atlılar. Bir yerde karanlığın namlularını birbirine çatıyor eşkıyalar. Boş ver. Halk buna ağır desin. Nasılsa kimsenin kimseye değdiği yok. Nasılsa insan deyince boşluğa doğuyor söz. Aşk,
bir halkın kendini masallarla kandırması. Seni halkından çözdüm çözeli anarşiyi. Daha da yıkacağım çok duvar var. Bundan böyle durulmam. Gecenin teli ürpermeden, soyunup girmeden uykulara. Kimin düşüne adım atsam, arsız bir yalan gibi bakıyor yüzüme. Arsız bir yalan ama kendini doğrular belki yanılırken. Bir akarsu olduğunu hatırlamalı insan. Yatağında akarken usulca çalışmalı kendine. Senin suyuna karıştım karışalı, seviyorum seni. Bir akarsu olduğunu hatırlamalı insan demişsin. Güzel dizelerden biri. Evet. Ve duvarları yıkma metaforu da var tabii. Evet. Sen bunu yaptın ve bu gidişat da seni Nirvana'ya dönüşe mi götürdü? Evet, Nirvana'yı sorgulamaya başlamıştım. Müzik grubu dışındaki Nirvana. Evet, tabii. Ama tabii Nirvana aslında yani arzuların sönmesini simgeliyor. İnsanın yaşadığı acıları Dhammapada'da bu da böyle ifade eder. Arzudan kaynaklandığını ifade eder. Aslında aydınlanmayı, uyanışı da ıstırabın sonu olarak ifade eder. Bu çok hoşuma gider benim. Çok manidar bir yaklaşımdır. Yani bir ödül göstermeden aslında ıstırabın sonunun gelebileceğini bize ifade eder. O yüzden Nirvana'ya dönüşü gitti yolculuğu. Fakat Nirvana'ya dönüş çok ilginç bir şekilde benim bütün kitaplarım içinde en ayrıksız. Ben öyle düşünüyorum. En ayrıksı, en farklı. Ayrıksı. Evet. Neden öyle dedin? Doğu şiirinden çok etkilendim. Doğulu şairlerden çok etkilendim o dönem. Dolayısıyla Nirvana hakkında düşünmek kadar, yani Budizm hakkında düşünmek ya da uygulamalar, pratik yapmalar, zazenler kadar Doğu şiiri de beni çok etkilediği için orada farklı bir dil kurdum. Ve o dil zannediyorum ki okuyunca anlaşılıyor hemen. O zaman Nirvana'ya dönüşten de bir örnek alalım. Kitabın karakteristiğini ortaya koyan bir şiir ya da senin sevdiğin. Evet. Kolay olmayacak ama şöyle yapalım. Çünkü bu bir nehir şiir. Evet, uzun biliyorum onlar. Uzun ve tek bir şiir aslında bu. Büyük bir olsa da. Ben bunu semah olarak tasarlamıştım. O yüzden Ayrılık Semahı'ydı ilk ismi. Ve içinde semahlar ilgili şeyler de var. Karartma perdesi, uyanış cemi gibi bölümler var. Oradan iki tane şey okuyayım isterseniz. Orada evet, iyi anlaşılır. Uğruna aldığım nefes benim değildir dünya. Bu tabanlarla çiğnediğim yalnızlık. İki uçurum arasında gelip yerleştiğim vadi. Süveydan'da büyüyen yokluk ve silinen yağmurla. Uğruna geçtiğim yer yüzü öldürüldü çoktan. Çok yer dolansa da ayaklarım sonunda bana çıktı. Ne kadar yürüsem doymadı içimdeki uzaklık. Karanlığın sonu ışık, ışığın sonu karanlık yine. Uğruna baktığım yağmur uzak gözüyle izler. Okyanus dibini bilmeyen su derin bakar kendine. Sinesine söz düşürdüğüm ahu beni aşk bilir. Oysa avuçlarında tuttuğum su çoktan hıçkırdı bana. Ben ki ölüm kanındım dünyada yediğimdeki hançerle. Geçtiğim mor pelerinli gece, inleyen Prometheus'un göğsü, karartma vakti ardı ardına izlediğimiz filmler, Emily, The Green Mile, Susuz Yaz, Pulp Fiction, hevesini hiç kırmadığım sevinç, saklanırken yüzümün gizli coğrafyasında, rüzgarın alnına yazılan bu uğursuz dövme, hangi kavmin işareti bu totem? Sinemi açtığım yargısız gökyüzü, söyle bana, hangi İsa'nın bu çağrılık, bu yaralı çivi? Sırtımda taşıdığım güneşin haçıdır öyleyse, düşersem yarı yolda, benden önce kalkar sözleri. Ağzına sağlık. Nirvana'ya Dönüş 2015 bence kitaptan yayınlandı. Evet, bu Turgut Uyar şiir ödülü kazanmıştı bu kitabı. Evet, onu da söylemiş olalım. Bu arada tabii zaten senin ödüllerin var. Aradan sonra bir 3 yılı birazcık aştığın ve Kutsal Lotus'un uyanışına gelen bir dönem var. Evet. Bu 5 yıldaki süreç, bu kitaba giden süreçte neler oldu?
Yaşam dairesi her şeyden öne geçti. Bu dönemde her şeyden önce 2016'nın sonunda artık İstanbul'a veda ettim ve İzmir'e geri döndüm. İstanbul doğumlu olsam da, İstanbul'u çok sevsem de İzmir'e olan bağım hiçbir zaman kesilmemişti. Dolayısıyla İzmir'e geri dönmüş oldum. O dönem eski eşimle tanıştım, evlendim. Ondan sonra ayrıldım. Farklı bir dönem geçirdim, farklı bir 4 yıl geçirdim, 5 yıl geçirdim. Dolayısıyla benim için oldukça tecrübe verici bir dönemdi. Şu anda evli misin? Şu an bir karım. Bekarsın. Evet. 2019'da evlendim. Geçtiğimiz Haziran'da boşandım. Çocuk yok değil mi? Çocuğum yok. Kedim var diyorum çocuğu sanırım. Ha, tamam. O da... İvancilisi buldum. Oğuzhan abi. Onu besliyorum. 5-6 aylık oldu. Çok şairlerin olması lazım yani. Ya kedisi ya bir köpüşü. Şairin kedisi vardır derler. Bir de kedinin şairi olur. Ben kedinin şairi olurum. Kedinin şairi evet. Kedilerdir değil mi efendim? Evet, onlardır sahibi olanlar aslında. Kutsal Lotus'un uyanışı neyi anlatıyor bize? Birazcık şu senin zen şeyinden de, felsefesinden de bahsederek bilmeyenler için. Ne isim geliyor Lotus? Ben biliyorum da, evet. Yani ben anlatmayayım onu, sen anlat. Lotus aslında bataklıklarda yetişebilen bir çiçek. Çok da güzel bir çiçek. Bizimdeki ismi Nilüfer ondan sonra. Fakat Lotus'un pek çok çeşidi var. Pek çok coğrafyada, farklı coğrafyalarda. Aslında bataklık ne kadar çamurluysa ve kirliyse lotus da o kadar güzel çiçek açıyor. Bunun için Thich Nhat Hanh'ın, Zen ustasının 96 yaşında maalesef kaybettik geçtiğimiz yıl. Çok güzel bir sözü var. No umut, no lotus diyor. Yani çamur yoksa lotus da yok diyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir kavram. Aslında bu Budizm'de Namluhaya Renkuyo diye açıklanıyor. Yani bu kavramın esasında Sanskrit dilinde biliyorsunuz uyanış, farkındalık, Buda kavramıyla açıklandığı için Buda'nın da şöyle olduğu düşünülüyor. Buda diyor ki, bana diyor dünya değildi fakat ben dünyanın içindeki bu çamurdan, dünyanın içinden sıyrılarak artık dünyanın bana değmemesini sağladım. Yani baktığınız zaman lotusun üzerinde hiçbir çamur vesaire bulamazsınız. Çünkü lotus kendini temizler, aydınlanmanın en büyük simgesidir. Dolayısıyla burada kutsal lotusu o yüzden aldım ve lotusun uyanışı aslında benim kendime dair uyanışımı simgelesin istedim. O yüzden de kitabın ismi kutsal lotusun uyanışı diye oldu. Aslında her şey doğamızı anlamakla ilgili. Doğamızı anlamak bizim çünkü zen. Zen'in kendisi doğamızı anlamak. Fakat nasıl anlayacağız kendi doğamızı? Kim olduğumuzu bilerek anlayacağız. Kim olduğumuzu nasıl bilebiliriz? Kim olduğumuzu, kim olmadığımızı bilerek kendimizi bilebiliriz. Öteki türlü sadece bir tanımlama yapacağız. Yani şöyle düşünelim. Biz zeki varlıklar olarak görüyoruz kendimizi. Peki biz düşüncelerimiz neyiz? Biz düşüncelerimiz değiliz. Çünkü sürekli düşünüyoruz ve düşündüğümüz için düşüncelerimiz değişiyor. Demek ki biz düşüncelerimiz olamayız. Peki biz bedenimiz miyiz? Yani olumlamalarla değil, olumsuzlamalarla gidiyorum şu anda. Hı hı. Bedenimiz de değil, çünkü benim bedenim değişti. Çocuk bedeniydi, ergen bedeniydim. Şimdi orta yaşlı bir bedenim ve yaşarsam ihtiyar bir bedene sahip olacağım. Hı hı. Dolayısıyla bedenim de olamam. İşim miyim? İşim değişti. Kütüphaneciydim, şimdi bambaşka bir iş yapıyorum. Hı hı. İşim de olamam, stadım da olamam. İsmim miyim? İsmime Kaan'ı ben ekledim. Ersan Kaan Erçelik'teki Kaan benim eklememdir. Numerolojik olarak ve kelt numerolojisindeki anlamına göre. Ben... Nüfusta var mı? Yok değil mi? Nüfusta yok. Nüfusta evet. Yoktur. Yani onu da bilebilir herkes. Ama bu isim de yok olup gidecek. Onun da farkındayım ben. Çünkü onun sancılarını ben şu an içimde çok fena şekilde yaşıyorum. Yeni birisi doğuyor benden şu anda. Dolayısıyla onun bir isme gerekmeyeceği ya da hangi ismi alacağına dair hiçbir fikrim yok. Yani dolayısıyla bunlar oyunun kendisidir. Annenizin, babanızın, din adamlarının ya da devletin öğrettiği kişi de siz değilsiniz. Dolayısıyla geriye bir şey kalıyor, farkındalık kalıyor. Yani siz bu soruyu soran bilincin kendisisiniz. Yani bilincin de üstündeki farkındalıksınız. Hı hı. Yani farkındalığı gözetleyen farkındalıksınız siz. İşte mağara, ben oyum derken onu kastediyor. Ya da benim derken ben bunu kastediyorum. Yani ben her şeydir, her şeyde bendir.
Yani en arka doğru giden bir kapı aslında bu. Evet, biraz tasavvufla da örtüşen yönleri var. Evet, evet. Kutsal bir şey yönü, ben bahsettim zaten bir şey yönünde. Kutsal kutusunun yanışında var bu. Bakalım ona da. Dinleyelim. Pantarei, bu şiirin ismi. Pantarei aynı zamanda bir antik Yunan'da bir deyim. Pantarei, pantakorei, kavudem menei. Yani her şey akar, devinir, hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Zürih gölünde bir gezi teknesi Pantarei. Kendini bilmesi için insanın. Güvenli kıyılardan çözmesi palamarı. Her şey akar, her şey geçer kendi hızında. Bu dünyada ruhun ışığı, ölümden doğuma, doğumdan ölüme, derken samsara, dünya görünür kılar cisimlerle vücutları. İnsan bir zaman makinesi taşır zihninde. Bir an için burada, bir ansa geçmişin mahkumu. Şimdiden geçmişe, geçmişten geleceğe bir nehir. Styx nehrinde kayıkçı Karon, insanın kayıkçısı Vasudeva. Telaş yorar, kusur inandırır insana kendini. Yarası uykudaysa kalbi en narin zehir. Açtığın kapıyla kapadığın kapı aynı değildir. Artık aynı kişi değilsin çıkınca bir yoldan. Dünya, yaşamak denen rüzgarın sayfalarını çevirdiği bir kitap. Yaz geçer, mürekkep hızla dağılır kağıtta. Sen gittin ya, senden pek çok aşk çıkar derken pek çok sevgili, pek çok yaprak. Her şeyi aşka dönüştüren ateşin ayinidir. Ne kadar yansa gaz, küle dönse anka. Ben biz davasından uyanmak için nedenle açsa kanatlarını gökyüzü, hep eski yüzünle karşılaşırsın bildik aynada. Ne kadar gitsen de kendinden uzağa, dinmez uzaktaki nehirlerin çağlayan gürültüsü. İnsan aynalar görür uykusunda, yüzler görünüp silinir rüyalardan zamanla. Konuştu mu yankısı diye uçurumlara uzanır, görmek için bakarken yansılara. Tanıklık etsin diye hayatına eş aranıp durur. Bütün hüzün bahçelerine uğrar birbirine. Dağılmaz karanlığı, karışık rüyalarla ömür uykusunda. Yollar yollara akar, uykular rüyaların sonuna, Nirvana huzurlu kollarını alana dek seni, aydınlanana dek rüya da sensin, yanılsama da. Dünyadan vazgeçene dek karşına çıkar mağara. Varlığını kendi içinden dışına seyretmektir birlik, hürlük adına. Sen uzan çalınan çayırlara, salınan çayırlara. Örümcek ağlarında dinlensin yağmur damlaları. Her düşünceden, tasadan uzaktır bodhisattva. Işık nehrinde bir keşif gezisi Pantarei. Uyanık kalması için kalbinin, bir misafirken kendine, hüdayi nabit, kainat dokucaklaşsın diye mikrop içinde mikrop, gök üstünde gök, hudutsuz, seryal bir ruh. Her şey akar, her şey değişir kendi hızında, hiçbir şey olduğu gibi kalmaz bir kez var olmuşsa. Geriye sadece boşluk kalana kadar, gül kokusuna akar, insan enel hakka, Nirvana'ya. Om mani padme hum. Leyse fi cübbeti sirella. Evet, çok güzel. Zaten anlatıyor her şeyi. Burada dikkati çeken bir şey, senin uzak doğu inançları ve felsefesinin yanı sıra tasavvuftaki enel hakkı da bir araya getirmiş olman. Hatta om mani padme hum da böyle denebilir. Hepsini aslında... İnançlar farklı farklı olabilir ama temelde bozulmamış yanlarıyla gerçek tek. Yani insanın tekrar dünyadan vazgeçip yuvaya doğru yönelmesi ve yuvada bir araya gelmesi, yolculuk bu esasında. Çok doğru kavradınız Oğuzhan abi. Şöyle ki, şimdi ben tasavvufu, yani sufizm diyoruz ama aslında bir izim yok orada. Sufilik vardı. Sufilik. Sufilikte şöyle bir özellik var. Sufilik İslam'ın aslında kalbidir. Yani oradaki maneviyat çok yoğundur. Ve öykülerle, mesellerle anlatır derdini.
Zen'e gittiğimiz zaman Zen de Budizm'in kalbidir. Öyle bir kalptir ki Zen, Zazen'e dayalıdır. Yani Zen oturarak yapılan Zen meditasyonuna dayalıdır. Bununla birlikte şiirle, ondan sonra koanlarla, bilmecelerle ifade eder kendini, ifade bulur. Ve ikisinin özüne baktığımız zaman o kadar ortak özellikleri vardır ki, birisi Allah aşkından bahsederken, birisi Allah'tan hiç bahsetmeyerek aslında Allah'ın aşkından bahseder. Ve ikisinin ortak noktaları Zen'in derinliklerinde buluşur ya da Sufiliğin derinliklerinde buluşur. Aslında Om Mani Padme Hum biliyorsunuz, yani Lotus'un içindeki mücevher demek. Aslında buradan da çıktı kitabın ismi. Fakat son dizedeki Leyse fi cübbeti sivarla aslında Cüneyd-i Bağdadi'nin sözüdür ve şunu söyler: cübbemin altında Allah'tan başkası yoktur. Bu bizi Enel Hak'la buluşturur. Yani biz şu anda benim yazdığım spiritüel kitap olan Taayyül Saklanmaç'la buluşturuyor aslında bu bizi. Belki değiniriz. Dolayısıyla aslında özün içinde Tao'nun içinde öz vardır. Bunlar ikisi ayrı değildir. Biz sadece kendimizi ayrı bir okyanustan damla gibi görürüz. O yanılsamayı geçeriz sadece. Ama bu yanılsama ortadan kalktığı zaman cübbenizin altında Allah'tan başkası yoktur. Çok güzel anlattın. Bütün bunların sonunda da esasında 3 yıl sonrasında Anka'nın Huyu yayınlandı. Evet. Geçen yıl Payda Yayıncılık'tan. Anka, Zümrüt'ü Anka'dan geliyor sanıyorum. Evet, doğrudur. Biraz da benim uyumdan geliyor. Evet. Doğru, uyumdan geliyor. Anka'nınki de bir yolculuğu şey yapar esasında, anlatır. Evet, çünkü Zümrüt'ü Anka kuşu da bu bütün dediğimiz yani artık nasıl ifade ediyorsak, yani Nirvana diyelim ya da ona ulaşmak için bir yolculuk gerçekleştirir. Biraz Anka'nın Huyu nasıl oluştu? Anka'nın Huyu nedir? Anka'nın Huyu o yolculuğu tamamlamak mıdır? Yolun kendisi midir? Çok güzel bir soru. Aslında yolculuğun kendisi yolun kendisi ve yola çıktığınız zaman yolun, yolcunun ve yolculuğun bir olduğunu anlıyorsunuz. Yani yol yolcudan ayrı değil, yolculuk da yoldan ayrı değil. Aslında hepsi bir. Dolayısıyla siz buraya bu yolculuğu yapmaya geldiniz. Bunu deneyimlemeye geldiniz. Ben Ersan Kaan Erçelik olarak deneyimlemeye gelmişim. Fakat deneyimleyen aslında Tao'nun kendisi. Tao bu gözlerle, bu ellerle, bu kulaklarla işitiyor, bu kulaklar, bu gözlerle görüyor. Dolayısıyla o deneyimliyor. Deneyimleyen hep aslında Tao'nun kendisi. Biz sadece bunu zannediyoruz ki ayrıyız, okyanustan ayrı bir damlayız ve biz deneyimliyoruz zannediyoruz. Baktığımız zaman öz olduğumuzu kavrarsak, burada ayrılma yanılsaması, illüzyon ortadan kalkıyor. Dolayısıyla Anka eriyip yok olmuş oluyor aslında. Anka'nın kendisi ortaya çıkmış oluyor. Çünkü biliyorsunuz hırs vadisinden sapıyor, ayrılık vadisinden geçiyor. O evet. 30 kuş Simurgh. Anka'nın kendisi oluyor, Anka'nın kendisi olduğunu anlıyor. Ben de aslında yaptığım yolculukta Anka'nın, yani Tao'nun kendisini olduğunu anladığım için bu ismi verdim. Bir de tabii Anka'nın huyu derken, bu huyuda tabii şöyle bir durum var. Küllerinden doğmakla ifade bulduğunu söyleyebiliriz. Ben de defalarca küllerimden doğduğumu düşündüm aslında. Ve bir nevi varoluş sancılarıyla ve bu hayatı anlamlandırma ya da anlamı keşfetme ya da anlamı yaşama bağında. O da beni Anka'nın huyuna getirdi, o yolculuğa taşıdı. Yunus Emre'nin de bir şiirinde ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diye evet. Bir şey vardır. Aslında senin de anlattığın sohbetimizin başından itibaren, yani biz beden değiliz dedin ya. Evet. Onda. Hani bisikletimizi sorgularken bu söylediğin şeyler de yine bununla da bizim halk şiirimizin sufi yönleriyle, tasavvufi yönleriyle de şey yapıyor, örtüşüyorsa. Evet. Yani açıkçası Yunus Emre çok önemli. Bu Türkçe divanı herkesin ben okumasını isterim. Yanımda belli kitaplar getireyim, yayında göstereyim diye. Türkçesi zaten Mehmet Kanar'a ait. Yani günümüz Türkçesi. Bilge çevre. Yunus gerçekten çok önemli bir bilge ve baktığımız zaman Gurdjieff vardır. Kars doğumlu bilgelerden birisidir. Gurdjieff'e göre iki tür şair vardır. Birisi hayallerini anlatan, hayallerini yansıtan
yani arzularıyla ilgili şiir yazan şairler. Birisi de hakikati anlatan şairler. Dolayısıyla hakikati anlatan şairler çok az, çok ender ama çok kutsal ve yüce kişilerdir. Yunus Emre onlardan biridir ve çok önemlidir. Ben her zaman açıp açıp okuduğum ender şairlerden birisi aynı zamanda. Yani şair ötesi tabii o aslında baktığımız zaman kimlik olarak. Hindilerden de Kabir vardır. Kabir çok önemli bir bilgi gerçekten. Ve döneminde nereye koyacaklarını bilememişler. Çünkü eleştiri de getirmiş şiirlerinde. Neyse ki ben çeviriyordum. Benden önce bir arkadaşım çevirmiş İngilizce'den. Çok sevindim. Tagore'un çevirisini baz alarak çevirmişler İngilizce'den. Onu da şu an yanımda değil ama öneririm okunmasını. Çok çok önemlidir Kabir'de. Evet, benim de göbek adım Kadir. Arada yeri gelmişken söyleyeyim. Kadir mi? Sen Kadim dedin de benim Kadir diye, yani sen bir sonradan nasıl Kaan diye şey yapmışsın, evet, ya. Evet. Benim nüfusta olmayan bir şeyim yani, Kadir. Ha, bu ama Kabir. Bursa'nın B'siyle, evet, Kabir. Evet. O onu çağrıştırdığı için söylüyorum. Tamam. Senin isminde de esasında şey var. Bilmiyorum. Yani Kaan'dan da San var. San var. Yani Japonlarda biliyorsunuz san çok kullanılır. Evet, yani işte hani çok bildik şey, popüler bir şeydi. Hani Anjin san vardır. Yani hani san olma. Evet. Bir de buna Kaan'ı eklemişsin. Kaan'ın anagramı Anka demek. Kaan'da Anka saklı zaten. Dolayısıyla ben numarolojiyle çok ilgilendim. İlgileniyorsun değil mi o? İsim analiziyle, akrofonolojiyle çok ilgilendim. Şimdi yani, şu Anka'nın oyundan bir şiir alalım. Bu numerolojiye dönelim hemen arkasında. Yanıma almamışım aşağıya. Öyle mi? Peki. O zaman bu numerolojiyle şey yapalım. Çok meraklısı da var biliyorsun. Evet. Nedir numeroloji? Numeroloji aslında titreşim ve her rakamın, yani her harfin harflerin frekansı mı var? Tabii her harfin bir frekansı olduğu gibi her sayının da rakamın da aslında bir frekansı var. Dolayısıyla o frekanslar ölçülmüş, bu Kalde adı altında bir topluluk yaşamış milattan önce. Çok meraklıymışlar. Hurufiler vardı Osmanlı döneminde, hı-hı, onlar gibi. Dolayısıyla aslında isimlerin bir nevi yazgımız olduğunu ve bu yazgının neden önemli olduğunu, kişinin kaderini değiştirebilmek için ismini değiştirebileceğini, eklemeler yapabileceğini ya da çıkarımlar yapabileceğini öngörmüşler. Ve gerçekten ben çalışma yaptığımda, ki bütün şairlere yaptım bu çalışmayı, siz de varsınız. Var mı? Var. Bana yollasın. Ben onu size göndereceğim programda. Ya yolla, çok merak ettim. Yani özellikle şairlerin sayısı, yazarların sayısı 14-41 çıkar. Ya da ses ile ifade edenlerin. Bunlar arasında işte çok değerli yazar ve şairler çıkıyor gerçekten. Ki bu kişiler yayıncılıkla da uğraşan kişiler oluyor, 14-41'ler. Yani benimki 10 çıkıyordu. Ben onu 19'a getirdim kendim. Bunların hepsinin bir rakamsal ifadesi var tabii, karşılığı var. Ve hayatımın epeyce farklı bir yöne aktığını söyleyebilirim ismi aldıktan sonra. Evet, mesela şimdi senin adın ve soyadında 3 tane E harfi var. Evet. Bir tane A var. Kaan'la A'ların sayısını da 3'e yükseltmişsin. Bunun, evet, bir anlamı var mı? Var. Şöyle, E harfi iletişimle ilgili ve duyguları hızlı inişli çıkışlı insanları simgeler. Özellikle baş harfte neyse hızlı bir şekilde duygu değişimleri söz konusu olabilir ama iletişimde yetenek verir. Genelde E harfli insanlara da spikerleri görebilirsiniz ya da konuşmacılar olabilir. İyi konuşmacılar çıkar. A harfi titreşimi en yüksek, yani Elif harfi. Alfabe içinde titreşimi frekansı en yüksek harftir. İki A yan yana geldiği zaman Kaan'daki gibi, bazıları yumuşaklığa koyuyor arasına ama genelde iki A'lı oluyor. Evet. Enerji çok daha yüksek oluyor. K harfi özellikle sizde de var, soy isminizde. Daha çok şeyle ilgili, kariyerle ilgili, statüyle ilgili çalışmaları getiriyor. Mesela sizin isminize baktığım zaman ben, O'lar genelde daha içe kapanık olabiliyor. Daha kendi nevi şahsına münasır kişiler olabiliyor. Yumuşak G, G harfleri
daha bir direnç getiriyor, inatçılık getiriyor, bir işi sonuna kadar götürme becerisi getiriyor. U harflerinde daha bir bolluk, bereket, hafif bir ağırlık olabiliyor hareketlerde ya da konuşmayla beraber. Bolluk, bereket oluyor. Z harfi akademik açıdan bolluk, bereket getiriyor. Özellikle bu kişiler okumaya çok meraklı oluyor. Z harfi olan kişilerde, Zeynep gibi ya da Oğuzhan'daki Z gibi. E harfi de ayakta durmak, daha ayakta kalmakla ilgili. A'yı zaten konuşmuştuk. D'nin bir takım becerilerin, el becerilerini de getirmekle beraber bir işi sonuna kadar yine götürme becerisiyle ilgili olabiliyor. Evet. Kaan, Han esasında hep aynı şeylerin türevleri. Erhan benim de abimin ismi. Evet. Güzel isimlerdir. Biraz zaman zaman sıkıntı çekebilirler hayatlarında. Kolay değildir Hanlar. Ama şeydir. Galip çıkarlar hayat savaşında. Han çünkü. Kaan gibi yani. Evet. Senin şeyden söz etmiştin. Belki Kaan'dan başka bir şeye doğru evrilir demiştin. Öyle bir şey var mı kafanda tasarladığın? Yani ben tabii benim tasarıma uymayacak. O tamamen bir espri olarak kendi ortaya çıkacak. Yani şu an ne olacak? Yani harflere bakarak mı bir şey seçiyorsun? Yok, hayır, hiç öyle bir şey olmuyor. Yani sadece içimde yankılanan bir şeyler var. O ifade bulacaktır. Hmm. Ben de açıkçası artık içimdekileri daha fazla taşıyamıyorum. Yani kitap yoluyla ya da YouTube kanalı yoluyla bunları ifade etme yoluna gideceğim. Kitabı yazıyorum zaten şu ayda. Şu anda tarla saklanmacı. Evet, onu bana da yolladın. Şanslıyım, okudum. İlk okuyanlardan biri olmuş oldum. Teşekkür ederim. Devamını da bekliyoruz tabii. Genelde baktığımızda edebiyatımızda çok da fazla yok. Yani bir tek böyle... demin söylediğim gibi işte Yunus Emre'de ya da işte Mevlana'da gördüğümüz tefekkür, evet, derin düşünceler şiirin içine girmiş ya da şiirle anlatılmış gibi görünüyor. Sende de var bu aynı özellik. Esasında bir yandan da o halk şiirinin büyük geleneğini biçim olarak değil ama öz olarak şiirlerine bir şekilde taşıyorsun. Doğuyu bizdeki doğuyla birleştiriyorsun. Uzak doğuyu, öyle söyleyeyim. Ama bazı senin şiirinle ilgili yorumlarda okudum. Mesela da Engin yazmış özellikle işte akşamların gömleğini ütüleyen derin bir hüznün incinmeleri, kırılmaları, merhametini yitirmiş bir dünyaya duyduğu haklı bir isyan diye. Sen bunları, bu yorumları doğruluyor musun? Yoksa bu sadece belli bir dönemde vardı ve geçti gibi mi görüyorsun? Her şey geçiyor. Kalıcı olan hiçbir şey yok. Yani ben köksüz bir şairim. Hiçbir şaire benzemediğini düşünüyorum yazdığım şiirin. Bununla birlikte tabii Özkan Mert'in emeği çok fazla üzerinde var. Sonra onu inkar edemem. Özkan Mert'in şiirinden çok etkilendiğim o dünyaya açık olması, ucunun açık olması, serüvenli bir hayata sahip olması ona çok geniş bir şiir deltası, bir nehir şiir kazandırmış. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Bundan çok etkilenmiştim açıkçası. Fakat dünya şiirinden çok fazla okuduğum kişi oldu. Köksüzlüğüm şurada bir kişiyle kesişti. O çok ilginç. O da Asaf Halit Çelebi. Asaf Halit aslında Budizm'le ilgili çalışmaları olan ve şiirini çok güzel yedirmiş Olmanı Padmanı'nda bir şair. Doğru. Onun da kütüphanecilik geçmişi var ve ben bunu öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım kütüphanedeyken. Çok da hoşuma gitmişti. Yani bir tek hani uzaktan bir akrabalığımız varsa Asaf Halit Çelebi'yle olan olduğunu söyleyebilirim ama tabii Nazım Hikmet başlı başına bir kilometre taşıdır. Ya da ben mesela Louis Aragon'u, Mayakovski'yi, Pushkin'i, ondan sonra Neruda'yı, belli İsveçli şairleri, İskandinav şairleri çok severim. Ama Mit Kuşağı da beni etkilemiştir. Ne bileyim, sürrealizmden çok etkilendim. Kiryak falan. Ama bütün bunların hepsini açtım ve dönüştürdüm. Ve nitekim son tahlilde aslında 43 dünya yılıyla uykuda geçirdim. Ne kadar arada uyansam da, uyanışlar yaşasam da bazı sağlık sorunları yaşadığım dönemde kesin katli şekilde uyandığımı düşünmüştüm. Bunlardan birisi mide ameliyatıydı, birisi de bel fıtığıydı. Bel fıtığında hiç hareketsiz yatarken tamamen çok yüksek bir bilince erişmiştim ve
bu olayı çözdüğümü düşünmüştüm aslında. 3-4 gün sürdü bu. Bazen bu size çok derin, yoğun bir depresyondan sonra gelir. Bazen bir hastalıktan sonra gelir. Bazen bir bitki kullanırsınız, o bitkiden sonra gelebilir. Bu kişiden kişiye değişebiliyor ama kademe kademe gerçekleşeceğini düşünmek çok doğru olmayabiliyor. Bir anda gerçekleşebiliyor bu uyanış. O uyanıştan sonra artık siz eski siz olmuyorsunuz zaten. O numaroloji, benim olan astrolojiye geçmişte duyduğum ilgi, tarot'a duyduğum ilgi, bunların hepsi sona erdi, öldü yani. Dolayısıyla tek şeyle ilgileniyorum ben, hakikatle. Ve aydınlanmış insanların yaptığı şeyle ilgileniyorum. Onun dışındaki her şey bana boş geliyor. Yani dolayısıyla bir şiir kitabı okuduğum zaman daha ilk satırda bu kişinin aydınlanmış olup olmadığını farkına vardığım için artık bir şey olmuyor bende. Daha fazla bir okuma merakı cennet. Aynı şey sinema için de geçerli. Ben çok film izlemeyi çok seven bir insandım. Özellikle dokümanter ve belgesel film. Hala belgesel izliyorum ama biyografi dışında okumak, skriter dışında okumak benim için adeta bir zulüm haline geldi. Yapamıyorum. Belgesel dışında da bir şey izlemek imkansız hale geldi benim için. Dolayısıyla sadece hakikatle ilgiliyim diyebilirim şu an için. Yazdığım şiir de mutlaka olacak eğer olur ise. Ki son birkaç tane yazdığım var. Onlardan belki birkaç örnek okuyabilirim. Lütfen. Yanındaysa oku. Tamam, okuyayım bir tanesini. Kavuşma. Yürüdüm kendime doğru. Kendim dediğim hakikate. Şahit oldum şahit olana. Ayrı sanırken benden görüneni. Görünen yüz, görünmeyen öz diye döküldüm sözden söze. Tezahür ettim böyle böyle. Yemin olsun ki sonsuz ve sınırsızdır o. Öyleyse beni hakikatinle kapla, beni yalımlarınla büyüle. Ne kadar suç varsa hepsini bana işlet. Hazırım artık sözcüklere sataşmaya, en görkemli anlam için. Sonra sessizliği bir mendil gibi katlayıp koymaya cebime. Rüzgarın yabani atlarla yarışı yok mu? Özgür ve vahşi kıl her yanımı. Bayırlardan aşağı sallanan dünya, çünkü bahar bizi böyle ister. Bir yerde birleşen akarsular gibi, kucaklaşırız her ayrılıkta kavuşmayla. Ey hakikatin güneşi, sil benliğimi, bana hakikatin yüzünü göster. Vakti geldi artık, bu can uçar gider. 40 yılda buldum hakikati, kaybolunca ben. O güzel. Orada dikkatimi çeken bir şey var. Benim de bir şiirimdeki bir iki dizeyi şey yaptı. Aynı noktada buluştuğumuzu hissettirdi. Her ayrılık kavuşmaktır aslında ayrılığa diye biter. Çok güzel bir dizeniz o. Mutlaka oradan esinlenmişimdir. Oradan aklımda. Yok kaldı. Yani esinlenme değil. Ben beslenme olarak görüyorum onu. Yani onu bir yerde buluşma gibi görüyorum esasında. Evet. Aslında buluşmanın ta kendisi. Buluşma. Benim de sizin en sevdiğim şeylerinizden birisi zaten. Bu arada kayda geçmek adına izin verirsen ben senin ödüllerini de şey yapmak istiyorum, söylemek istiyorum. Evet. 2008 Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Ruşen Hakkı Şiir Ödülü. Yüzüm Yeryüzünde Bir Dövme. 2007 Uluslararası Altın Safran Festivali Şiir Birincilik Ödülü Kırık Pena. 2015 Turgut Uyar Şiir Ödülü Nirvana'ya Dönüş. 2023 Hasibe Ayten Şiir Ödülü Anka'nın Huyu. Ki 2023 çok yeni. İkinci İçer Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü var. Bunlar da ödüllerin tabii aslında en büyük ödül bir şair için kitaplarının kendi okuruna ulaşması. Sen de şu sözleri söyledin ya, ben kendimi başka bir şairle ya da bir şiirle benzeş görmüyorum. Bunun aslında çok açık ifadesi. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum kendi yazdığım şeyler hakkında. Özgün bir şair olmakla ilgili esasında bu. Ayrı bir duruşu olmak. Tabii bu böyle olmak bir seçimdir. Ve kendini bir sürü akan nehrin dışında kendi yolunu bulan, kendi nehri olan
bir şey olarak, mecra olarak tanımlarsın. O insanı yalnızlığa da şey yapabilir, sürükleyebilir ya da kimsenin seni benimsememesine de neden olabilir. Ama önemli değil. Kararlar sonuçta şu anda var olan konseylerce değil, önümüzdeki yıllarda insanların kalbine ulaşarak ortaya çıkacak ve keşfedilecektir. Dolayısıyla şiirde reklamın, şunun bunun tanıtımın çok da önemi yok esasında. Evet. Belki işte romanın, öykülerin falan tanıtımı yapılabilir ama bir reklamcı olmama rağmen söylüyorum. Evet. Bunu da hiç kullanmadım esasında kendime. Çünkü reklamla, reklamcılıkla şair olunmaz ya da öne çıkılmaz. Ya da burada bir farkındalık oluşturulmaz. Yazdıklarımızla varız biz zaten. Yazdığımız her sözcük de, sözcükler de bir şey yaratıyor. Demin şeyden bahsettik ya, numerolojiden. Evet. Esasında orada her şiir bir baktığımızda dize bir numerolojik bir evren yaratıyor. O da önemli diye düşünüyorum. Doğru. Yani özgünlük çok çok önemli. Ben özgün olmayı yaşayan şairler için de mesela sizden öğrendim. Hakan Sağlık çok önemli bir şair özgünlüğü. Evet. Özkanlar da öyle. Ama baktığımız zaman hani Turgut Uyar'dan, Edip Cansever'e, Cemal Süreyya'dan ilan verken, yani gerçekten bu kişilerin hepsinin imzasını anlıyorsunuz atıldığı anda. Evet, yani altını kapasan bile ismini, soyadını, evet, aa, bu onun şiiridir diyebilirsin eğer ilgiliysen tabii edebiyatla. Evet. Yoksa tabii ki bilmenin, sıradan bir okurunu bilmesinin imkanı yok. Son olarak şey yapalım, Ersancığım, senin şu andaki günümüz şiiriyle ilgili düşüncelerin neler? Türk şiiriyle ya da dünya şiiriyle ilgili. Şiir ölüyor mu? İşte yapay zekaya şiir yazdırılacak mı, yazdırılıyor mu gibi. Yani aslında girdiğimiz çağ kova çağı olarak biliniyor. Astrolojik anlamda saka çağı olarak biliniyor. Fakat biz aslında aydınlanma çağına giriyoruz. Hı hı. Ve aydınlanma çağında insanlar çok daha yürekten konuşacaklar. O ilhamı, o aydınlanmayı yaşayacaklar. Girdik değil mi kova çağına? Ben bir bazı astrologlara göre 100 yıl, 130 yıl sonra giriyoruz. Bazı astrologlara göre girdik ya da girmek üzereyiz. Ama benim için önemli olan hani aydınlanma çağının da kendisi gerçekten. Ve bu dönemde çok daha sayıda sanatçıya denk geleceğiz. Spiritüel anlamda uyanmış insanlara denk geleceğiz. Ve bunların bazıları şiir yoluyla, bazıları piyano yoluyla, bazıları müzik, bazıları film yoluyla, Tarkovski gibi aktörü olacaklar. Yani burada önemli olan uyanışın kendisi olacak. Bunun nasıl ifade edildiyse kişilerin kanalına göre değişecek. Ama konuşanlar çok daha fazla sayıda olacak bu dönemde. Dolayısıyla hani bu arzularını yazan şairlerden bahsetmiştik ya, kendi arzularından, rüyalarından, yanılsamalarından bahseden şairler. Onların yerine daha çok hakikati anlatan, hakikatle beslenen şairler gelecek. Ama burada İslami bir referansı kastetmiyorum ben ya da dini bir referansın ötesine geçecek bu şairler. Sadece hakikati anlatacaklar. Yani Yunus için şey diyemezsiniz, şu janra sahip ya da şu ekole sahip bir şey diyemezsiniz. İşte hakikatin şairleri böyle şairlerdir. Aynı şekilde kabir de öyledir. Ona bir yafta yapıştırmaya çalıştığınız anda düşer. Zen şairlerine bakın. Zen şiiri diyoruz, başlık altına almaya çalışıyoruz ama aslında onlar doğayı ve hakikati yazmış şairlerdir. Tabii. O yüzden şiir ölür mü? Yani sanat ölmez. Çünkü tek ilham kaynağımız bu ve doğadan besleniyoruz. Tao'nun kendisi zaten saf yaratım demektir, saf neşe demektir. Saf neşeden acı bir şey doğamaz aslında aklımız zaman. Dolayısıyla çok daha iyi şiirler bizi bekliyor. Çok daha iyi hakikati dillendirecek, şiir yoluyla şairlik olarak dillendirecek kişiler bizi bekliyor. Ben o bakımdan çok daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Her ne kadar çılgınca bir dünyada, hızlanmış bir dünyada yaşasak da giderek hakikat ortaya çıkacak ve bu simülasyon olduğu anlaşıldıkça, bunun bir film olduğu anlaşıldıkça, bir oyun olduğu, bir saklanmaç oyunu olduğu anlaşıldıkça tarihler aramızdaki bambaşka bir şiir olacak. Evet, şimdi daha ortaya çıkma sürecinde Tao ile saklambaç, ben okuduğum için tabii biliyorum.
O da çıktığında okursa insanlar senin tam olarak ne anlatmak istediğini görecekler esasında. Böylece ürettiklerin daha da bir anlam kazanmış olacak. Kendi evrenini tamamlamış olacaksın. Ersan, bir saati epeyce aştık. Güzel bir söyleşi oldu diye düşünüyorum. Sadece şiir değil, esasında felsefeden, inançlardan da söz etmiş olduk. Senin yaşam serüveninden de söz etmiş olduk. Bu serüvende biz seni şiirlerinle ve yazdıklarında, düşüncelerinle, fikirlerinle daha çok görmek istiyoruz. İzmir'de diye kendine şey yapma, saklama. Bu tarafları gelirsen de haberim olsun, görüşelim mutlaka. Tamam, olsun. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de ilk defa böyle bir sohbete katılma şansı yarıştım. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sen de varsın. Bu link sayesinde böylece biz şimdi daha uzaklara da ulaşma imkanı buluyoruz. İstanbul'da olanlar stüdyoya geliyorlar ama bu da uzak dediğimiz mesafeleri bir anda yakınlaştırmanın yolu oldu. Sevgili izleyiciler, bir program daha sona erdi. Oğuzhan Akay'la Runner, bu haftaki runner'ımız, koşucumuz, hayat yolundaki koşucumuz ya da ankamız, Türk şiirinin ankası Ersan Erçelik ya da Ersan Kaan Erçelik'ti. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftaya bir başka runner'da tekrar birlikte olacağız. Şen ve esen kalın, şiirlerle kalın. Hoşça kalın. Too good for you. I'm a lover, but now my heart is in my shoes. I'm a hunter, but I am only prey to you. I'm only prey to you. I'm a liar, but never been untrue. Hiding from